Çaktıracak. Ahmet. Sayın Başkanım, bu Özvatan ilçemizin ki tarihi bir beldemizdir. Beldemizin tarihini, kültürel dokusunu, ekonomik ve sosyal durumunu bizlere özetleyerek anlatır mısınız efendim? Teşekkür ederim Erciyes TV'ye. Sağ olsunlar. Özvatan'ı tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Özvatanımız Kayseri, Sivas, Yozgat üçgeninde olup Kayseri'mizin kuzey doğusundadır. Yazları çok sıcak, kışları çok soğuk geçen bir iklime sahiptir. Öz vatanımız Selçuklulardı. 1300'lerden bu tarafa Selçuklu ve Osmanlı Türkleri hakim kılmıştır. 1923 yılına kadar Rumlarla beraber iç içe yaşamışlar. Daha sonra 1893 göçünde Rumlarla beraber değişerek öz vatanları bırakmışlardır. Şu anda öz vatanımız 1956 yılında belde, 1989 yılında ilçe olmuştur. Öz vatanımız şirin, güzel bir ilçedir. Öz vatanımızın yaklaşık kayıtlı nüfusu 22 bindir. Şu anda mevcut nüfus 6500 civarındadır. Öz vatanımızın %35 civarında yurt dışında olmaktadır vatandaşlarımızın. %65'i mevcuttur. Son 2 yıldır göç tamamen durmuştur. Öz vatanımızda eğitim düzeyi fazla olmamakla beraber biraz düşüktür. Çok amaçlı lisemiz mevcut olup eğitim öğretim devam etmektedir. İmam Hatip Lisesi mevcuttur. Diğer mevcut ilkokullarımız mevcut olup eğitim öğretim hızıyla devam etmektedir. Öz vatanımızda kaymakamlığımız tarafından yaptırılan Öz Vatan Yem Fabrikası faaliyetlerine devam etmektedir. Çok güzel çalışıyor. İyi. Kaymakam Bey'e Erciyes TV huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu hizmeti bize getirdiği için. Ayrıca öz vatanımıza yurt dışındaki hemşerilerimiz tarafından yaptırılan bir mandıramız vardır. Bunda tereyağı, yoğurt, beyaz peynir, süt gibi mamulleri imal edilmektedir. Çevremize ve Kayseri'mize ihraç etmektelerdir. Kendilerine de bu fabrika açtıkları için fabrika sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca çok büyük bir şekilde çevreye hitap eden un fabrikamız olup bu da çalışmalarına devam etmektedir.
ilçemiz karayolları tarafından yaptırılan A Bayır'dan Özvatan'a kadar 3 kilometrelik çift yol bitmek üzeredir. Bunu da Sayın Karayollarına, Bölge Müdürümüz Sayın Fikri Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisine. İnşallah bu hizmetlerini devam ettirmesini istiyoruz. İkinci bir konu da öz vatanımıza Sayın Mehmet Ünlü tarafından yaptırılan Öz Vatan Devlet Hastanesi 7 yıldan beri %50'si bitmiş olan inşaatın beklemekte idi. Biz iktidara geldikten sonra başladık bu bürokraside. Ben daha önce Başbakanlık Kıbrıs İşleri Müşaviriydim. Bürokrasiyi de çok iyi biliyorum. Hastanemize 156 milyar para çıkararak şu anda Bayındırlık İskan Müdürlüğü tarafından ihale edilip hastane inşaatı hızıyla devam etmektedir. Bu konuda da Sayın Bayındırlık İl Müdürümüze, Sayın Milletvekillerimize huzurumuzda teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Öz vatanımız inşallah gelişmeye devam edecek. Gelişmesini canı gönülden istiyoruz. Huzurumuzda da Erciyes TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yani öz vatanımızı tercih etmişler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kısaca da geçeyim. Yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili geldikten sonra ben her zaman demiştim. Bizde kin, garez yoktur. Herkes bizim için aynıdır. Burada barış içinde, huzur içinde belediyemizi yürütüyoruz. Hiç kimseye dediğim gibi kinimiz, garezimiz yoktur. Bundan önceki hizmeti geçen sayın belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. O ölen belediye başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra da kendilerinin, hayatta olanların desteklerini bekliyorum. İnşallah bundan sonra dediğim gibi öz vatanımıza kanımın son damlasına kadar hizmet edeceğim. Belediye başkanlığı bir ağlama duvarı değildir. Hizmet duvarıdır. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Sayın Erciyes TV'ye, muhabirlerimize. Sağ olun. Ayrıca Kayseri'de bulunan öz vatanlı hemşerilerimin sürekli öz vatanımıza gelmesini istiyorum. İnşallah sayımda da kendilerini burada bekliyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Özvatan ilçemizde bize çok ilginç gelen mekanlardan birisi de görmüş olduğunuz bu kaya kesitinin üzerindeki kiliseye ait çan bölümü. Tabii kilise tarihin hangi döneminde yıkılmış tam olarak bilemiyoruz ama kiliseden geriye sadece bu görmüş olduğunuz kilise çanının bulunduğu bölüm kalmış. Diğer bölümler yıkılmış vaziyette. Tabii işin enteresan tarafı bu kilise çanının üst kısmına da büyük bir yuva yapılmış. Leylekler buraya kendi evlerini, yuvalarını kurmuşlar. Bu haliyle de Özvatan ilçemizde gerçekten ilginç bir manzara oluşturuyor. Çek bacımı da çek. Eskiden beri şey, güve pınar dediği şey değil mi? Şurada? Şunlar eskiden beri var mıymış? Şuradan mı kalmış? Taştı, ondan sonra onu yapımı yaptı. Daha evvel taştı şöyle. Şu taşlardan. Evet, ayağın altındaki taş. Şundan sonradan yaptı. Onları sonradan biz yaptık.
Eski taşlar. Kalan taşlar belli zaten hocam. Şu duvarda mı sonradan yapılmış? Duvarda sonradan. Esas aslında şey, şu kayaların içi. Kayaların içi. Oy bak şu oymak yani. Evet. Burası da bu Rumlardan kalma. Evet. Rumlardan kalma. Doğru ya, şurada Rum evi olduğuna göre. Orası Rum evi. Evin içinden geçiyorsun zaten. Orayı göstereceğim. Suyun oradan gel... buraya mı geliniyor? Evin içinden geliyorsun. Oradan su buraya geliyor. Evin içinden evin su içinden buraya geliyor. Dayanıklı buradan gel. Öbür mahallede bir tane daha var. Burası Güvey Pınar mı? Güvey Pınar. Pınar'a geçer. Güvey Pınar. Kitapçıkta var. Kitapçıkta var. Güvey Pınar. Yunak da derse daha... Yunak, Güvey Pınar. Yunak zaten Yunak oldu, belli. Yunak oldu. Yunak derse eskisi daha Güvey Pınar. Eskisi Güvey Pınar. Ama harika bir yer ya, harika bir yer. Yani... Bütün çevreden geldiler, çevre köylerinden burada yuyun yıkalı halı kilim. Bu su kullanılabilir mi? İçilebilirsin tabii. İçilebilirsin. İçilebilir tabii. Temiz su. Bunlar bir şey olsaydı. Gönderdim mi? Bütün çevreye gönderdim. Ne yapıyorsun? Kendi gönderdim. Burada bir şey yapak mı tanıtmak için? İlgili seyirciler, şu anda Özvatan ilçemizin Güvey Pınarı adı verilen bu su kaynağının bulunduğu yerdeyiz ama bu su kaynağı bildiğiniz su kaynaklarına hiç benzemiyor. Şimdi biz bunu konuşacağız belediye başkanımızla birlikte. Başkanım, burasının çok enteresan bir hikayesi var galiba. Evet. Burası Güvey Pınarı deniyor. Neden burası bir Güvey Pınarı'dır? Bu Güvey Pınarı'nın adı şu anda Türkçe Yunak olarak geçmektedir. Türkler Yunak diyor. Yunak diyorlar. Daha sonra Rumlar zamanında bu yeni damatlarımızı buraya yıkamaya getirilmiş. Rumlar düğünü olduktan sonra damatlar bu Güvey Pınarı'na yıkanmaya gelirlermiş. Bunun tarihçesi bize eskilerimiz, yaşlılarımız böyle söylemektedir. Yani burası Rum mahallesiymiş eskiden. Şu gördüğümüz ev de eski bir Rum evi değil mi? Evet, şu taş binada. Şu gördüğümüz ev de eski Rumlardan kalma ev. Evet. Şu anda Güvey Pınarı'na gelen su evin altından geçmektedir. Evin altından geçiyor. Orayı da inşallah çekme evet. fırsatı buluruz. Şimdi oradan su geliyor ve Rumlar düğünlerini yaptıkları zaman, düğün olsa Güveyler gelip burada, herhalde burası şifalı bir su şifalı demek ki. Şifalı bir su. Güveylerimiz burada bir banyo yaptıktan sonra tekrar şeylerine giderlermiş, evlerine. Yani onlar Güvey Pınarı mı diyorlarmış? Onlar buna. Rumlar Güvey Pınarı diyorlarmış. Yani evet. Bunlar demek ki Türkçeyi bizim gibi kullanıyorlar. Güvey Pınar. Şu anda oradaki Rumlar halen Türkçe konuşmaklar. Öyle mi? Evet. Yani Selanik'teki buradan giden Rumların çoğu Türkçe konuşmaklar. Peki biz bunlara Rum mu diyelim, Hristiyan Türk mü diyelim? Bunlara Hristiyan Türk dersek daha iyi olur. Çünkü tarihte öyle geçiyor. Peki evet. Bir de buranın bir özelliği daha varmış. Bu özellikle bu mekanda kışın sıcak su, yazın soğuk su, öyle mi? Evet, şu anda bulunduğumuz Güvey Pınarı'nın kışın suyun çok sıcak olduğu, yazın da çok soğuk olduğu görülüyor. Şu anda da bacılarımız, annelerimiz, teyzelerimiz burada sürekli çamaşır yıkama. Yunak olduğu için evet. Daha sonra ismi Yunak olarak değiştiği için. Evet. Şimdi tabii çok enteresan bir mekan. Burada çok tarihi taşlar da var suyun içinde. Sonradan yapılma taşlar da var. O tarihi taşlar zaman zaman suyun sıcak olmasından eridi. Eriyorlar. Biz daha sonra belediyemiz tarafından restore edilip tekrar o taşlar, eski taşlar korunarak yenisi de üzerine yapılmış oldu. Anladım. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Şey değil, sağ ben size teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Bu Rum evinin hemen içerisinde görmüş olduğunuz gibi biraz önce Güvey Pınarı adı verilen su kaynağının suyu bu Rum evinin içinden geliyor. Yani gerçekten çok ilginç sevgili seyirciler.
Evet, şu anda Özvatan ilçemizin yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklığında Sülük Gölü adı verilen bir mevkide bulunuyoruz. Tabii bu mekan bizim için çok ilginç bir mekan. Neden derseniz bu çevrede burası oldukça tanınan bir mekan, şifa kaynağı bir mekan. Biz de bu Sülük Gölü niye Sülük ismini aldı ve bu yöredeki insanlar niçin şifa aramak için buraya geliyorlar, bunları konuşmak istiyoruz. Efendim şöyle yaklaşır mısınız? Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Özvatan Belediyesi'nde şifor Türkileri Berber. Evet. Burasına Sülük Gölü deniyor. Evet. Siz yıllardır bu yörede burada insanların şifa bulduğunu söylüyorsunuz. Evet. Biraz bu konuyu anlatır mısınız? Çevre ilçelerden, köylerden buraya gelirler. Mayasar hastalığı olan kişiler buraya girerler. Sülük tuttuğunda kanı bütün emiyor, pis kanı. Doyuyor zaten. Sülük burada bırak. Sülükler var yani. Sülükler bu var içerisinde. İçeride sülükler var. Adını da oradan alıyor. Oradan alıyor. Şifa olduğu için herkes geliyor yani buraya. Evet, evet. Siz bizzat gördünüz mü? Gördüm efendim. Kimse. Nasıl oluyor? Manzara nasıl oluyor? Biraz dehşet verici mi oluyor? Sülüğün içine girdiğinde buraya, gölün içine hastalık varsa sülük gelip oradan tutuyor yani. Hastalık olan yerden tutuyor. Ne yapıyor? Kan revan içinde mi kalıyorlar? Mayasır hastalığı olan yerden tutuyor. Bütün kanlar akıyor. Akıyor, kan akıyor. Kan akar. Sülük doyduğunda kendi düşüyor zaten. Yoksa tuz... Tuz atınca kendi de bırakıyor sülük. Anladım. Yoksa bırakmaz yani. Anladım. Doymasa bırakmaz. Evet. Başkanım buyurun lütfen. Şimdi böyle bir mekana sahipsiniz. Gerçekten bir tarafta göçmen kuşlar da geliyor buraya. Bir tarafta evet. Gerçekten insanlar şifa buluyorlar. Sizin düşünceniz nedir? Yani böyle bir mekan aslında her yere nasip olmaz değil mi? Çevre köylerden ve beldelerimizden sürekli sayın benim şoförüm Türkilerine söylediği gibi sürekli buraya bu sülük tutmak için gelirler. Sülük bir şişe içerisinde sülüğü alır. Evinde de bu tedavi uygular. Anladım. Evinde de bu tedavi uygular. Bu sülük dediğimiz bir küçücük, tahmin ediyorum 3-4 gram ağırlığında kan emici Anladım. Bir şey. Anladım. Bu bacak kısımlarda, kol kısımlarında ekseme olan, yara bere olan, şiş olan yerlere eğer orada hastalık varsa sülük orayı emiyor. Kan içine bırak, o tedavi İyi oluyor. Aslında başkanım aklıma da şöyle bir şey geliyor. Madem böyle bir imkan var, insanlar da burada şifa buluyorlar. Aslında değil mi? Şu anda yani birkaç 100 metrelik bir yol var. Bu yolun yapımı burada da küçük bir şifahane gibi böyle değil mi? Aslında insanlara imkanlar çok. Memleket zengin. Evet. Yani buradan da bir davetiye çıkarabiliriz değil mi? Tabii. Yani insanlar buraya bir tesis, küçük bir tesis de kurabilir. Kurabilirler. Başta. Kurabilirler. Siz yolunu da yaparsınız. Yani yolunu da yaparız. Böyle bir doğal imkan, doğal sağlık merkezi burada duruyor. Ben 50 yaşlarındayım. Benim bildiğim yaştan, küçük yaştan bu tarafa çevre illerden, beldelerde dediğim gibi sürekli buraya sülük tutmak için gelirler. Tedavide kullanır ama faydasını görüyorlar. Görüyorlar. Bunu doktor da tavsiye ediyor. Evet. Bizler de tavsiye ediyoruz. Yabancılar da bunu evet. Uyguluyorlar. Çünkü kitaplarında veya dergilerinde bundan bahsediyorlar. Bundan bahsediyorlar. Tüm çevredeki şifa için bu gölümüze, bu sülük gölüne gelmelerini bekliyorum. Bir de başkanım şu manzarayı görünce şimdi Sülük Gölü Özvatan'dan yukarıda, üstte değil mi? Evet, Özvatan'dan yukarıda. Yani demek ki Özvatan'a eski ismini verenler, yani Çukur diyenler, Çukur. Doğru bir isim vermişler. Evet, 700 yıllık geçmişi var Özvatan'ımızın. Yani onun için eski ismi Çukur'du. Yani böyle bir vadide, Çukur'da yani. 1989 yılında ilçe olduktan sonra değişti. Evet. İsmi. Yani etrafını böyle sarp Çukur. Dağlar sarmış ve evet. Bu Çukur'a da... Gerçekten Çukur, evet. Sarp dağlar bir Çukur içerisinde. Evet, evet. İnsanların eski yerleşim yeri. Bir kuytuya, bir dağ kenarına yerleşmesi Anladım. Gerektiği düşünülmüş o zamanlar. Anladım. Onun için de Çukur ismi konmuş. Ama ilçe olduktan sonra Özvatan olarak değişmiş. Şu andaki ismi de güzel. Özvatan, Özvatanımız güzel. Evet, anavatan. Anavatan. Peki, teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet. Şu karşı kısım Amarat mı? Karşı kısım Amarat. Gözüküyor değil Amarat mi? Amarat beldesi. Evet. Karşıda evet. Amarat beldesi. Evet. Hemen bu seçim. Biraz da şey galiba değil mi? Bu burada Sultan Sazlı'nın bir küçük bir nüvesi mi çekildi evet. Değil mi diyorsun? Evet. Sultan Sazlı. Bu da Özvatan'ın Sultan Sazlı. Özvatan'ın Sultan Sazlı. Çeşitli bu arada da kuşlar gelir. Kuşlar. Yabani kuşlar var, ördekler var. Evet. Şu anda mevcut. Anladım. Geziyor. Anladım. Ördekler de var. Sağ olun. Efendim teşekkür ediyoruz size bu ilçemizi bu durumda gelip de tanıttığınız için bu sazlığımıza kadar geldiniz. İnşallah biz çok gelenler olursa biz buraya da küçük de bir yer yaparız, yolunu da yaparız. Evet. Gelmelerine tavsiye ediyoruz Kayserimizde.
Evet başkanım, şu anda sizin mahallenize geldik diyelim. Hani eskiden bir bizim mahalle kavramı vardır ya. Efendim, Hayriye Mahallesi'ne geldik. Çok eski bir Selçuklu Mahallesi olduğunu biliyoruz. Duyduk biz buranın. Buranın hikayesini kısaca sizden dinleyebilir miyiz Sayın Başkan? Sayın Hocam, teşekkür ediyorum. Bu beni de duygulandırdınız. Bu benim doğup büyüdüğüm bir mahallem benim burası. 13 yaşında ben buradan ayrıldım. Mahallemi, dediğim gibi, daha önce konuştuğum gibi, öz vatanımı çok seviyorum. Hayriye Mahallesi bu 40 sene önce eski ismi Çukur olanla ayrı bir köydü. Daha sonra birleşerek ikisi ilçe haline geldiler. Şirin, güzel, 1300'lerde gelme, Selçuklulardan kalma, öz Müslüman, Türk, hiçbir karışıklık yok. Öz vatanımı, mahallemi çok seviyorum. Bilhassa Hayriye Mahallesi'ni, sağ olsunlar, halkını misafirperver, cana yakın, dürüst insanlar. Bunlarla benim aşamayacağım hiçbir kapı yoktur. Kendilerine Erciyes TV huzurunda teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Hayriye halkından da desteklerini bekliyorum. Başkanım, bizim daha önce bir bilgimiz vardı. O bilgiyi size sormak istiyorum. Mesela bu ilçemize, Özvatan ilçemize Bünyan'dan bir göç olduğu da tarih kaynaklarda belirtiliyor. Bu konu hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Efendim, teşekkür ediyorum. O Bünyan'dan göç edenlerin sülalelerden birisi olarak konuşuyorum. Bünyan'ın Karadayılı köyü, Karatay Han'dan 4 kardeş geliyor. 2 kardeş Karatay Han'da, 2 kardeş Özvatanımıza, bugünkü Hayriye Mahallesi'ne geliyor. Bu tarihte 500 yıla dayanıyor. Şimdi şu anda akrabalarımızı biz bulduk. Bu akrabalarımızla istişare yapıp bayramlarda birbirlerimizi ziyarete gidip geliyoruz. Şu anda bu Karadayılı köyünde 20 hane kadar Karahmet veya Karatay, Karayel sülaleli ve Hayriye Mahallesi'nde de Karahmet, Kara sülaleli 100 hane kadar mevcut olup birbirleriyle istişare halindeler. Yani demek ki bu Celalettin Karatay orayı yaptırdığına göre yani 1250'ler ki, yani 1280 arası, yani 13. yüzyılda olmuş bir hadise, neredeyse 600-700 sene önceki bir Karalar aşiretinden, koca bir Karalar aşiretinin bu bölgeye dağılımından bahsediyoruz neredeyse, öyle değil mi Sayın Başkan? Efendim, Sayın İrfan Karayel, bu ziraat mühendisi, Karadayılı köyündeki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Akrabamızı bulan bu arkadaşımdır. Kendilerine Erciyes TV huzuruna teşekkür ediyorum. Bundan sonra ilişkilerimiz devam edecek. Evet, bu arada çaylarımız da geldi. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buranın aslı burada bu köy. 1924 Bozan Anlaşması'yla yerine Selanik'ten gelen insanlar, bizler. Şimdi bu Rum köyü olarak olduğu için o zamandan kalma bundan ibadethanesi. Kilisini söylüyor buradaki yakın köylerdeki yerli komşular. Tarihi yok değil mi hocam? Tarihi yok. Bir arada vardır. Altyazı M.K.
belgeselden çıkacak mı? Hı? Şu anda Özvatan ilçemize bağlı Taşlık köyündeyiz. Bu köyde bizim ilgimizi çeken yine tarihi bir eser var. Bu eserin gördüğünüz gibi sol tarafında bir kilise çanı, sağ tarafında da bir minare bulunuyor. Burası Taşlık köyü, eski bir Rum köyü olarak biliniyor sevgili seyirciler. Bu görmüş olduğunuz eser de Anadolu Ortodokslarına ait bir kiliseymiş zamanında. Fakat 1924 yılında yapılan mübadelede Anadolu Ortodoksları Yunanistan'a gönderildiklerinde, mübadele sonucunda Yunanistan'a gönderildiklerinde Selanik tarafından Müslümanlar buraya getirilmiş ve Anadolu Ortodoksları da Yunanistan'a gönderilmiş. Bu eser onlardan kalma bir eser. Yani kiliseden camiye çevrildiği için bir tarafta görmüş olduğunuz gibi çan yeri bulunurken bir tarafta da minare bulunuyor. Böyle enteresan bir yapı teşkil etmiş. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Taşlık Köyü'nden emekli öğretmen Zeki Tokmak. Hocam şu anda köyün başka camisi var mı? Yok. Tek bu kiliseden dönme cami. Evet. Daha önce 1924'te işte biraz önce ifade ettiğin gibi mübadele olduktan sonra buraya gelen Müslüman Türk vatandaşlar, bizler yani bizlerimiz, dedelerimiz veya babalarımız bunu cami ibadethaneye geri açmışlar. Tabi bazı tadilatlar yapmışlar. Orijinalliği şu anda dış görünüşünden başka bir orijinalliği yok. İçerideki şeyleri, resimleri kazımışlar. İçinde resimler kazınmış. Tabi tabi. İstavras dediğimiz o işte put veya ne bileyim haç resimleri varmış. Resim. Onlar kırılmış filan. Birkaç yerinde böyle şeyler var. Peki. Yani bozuntular. Evet, peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Baksana. İşte sen yukarıya çık. Oradan çek. Bir müsaade alalım da çekelim. Burada hiçbir tadilat yok. Ben burayı eski yaptım. Buraya geliyor mu buradan? Eski sahipleri falan geliyor mu buraya? Geliyorlar. Yunanistan'dan geliyorlar. Biz geziyoruz. Belediyeden buraya geldik. Bir kadın gelmiş de zaten aşağı nereden? Kâfelerden kadının. Ne oldu? Doğru ben bilmiyorum. Babası kaç bin papaz yemiş. Adı neymiş? Buradan ki. Kapşalım şu kamerada. Ne çok güzel. Burada eskiden normal daha böyle yer var mı? Başka böyle yer var mı? Yok. Bir dolap ne var? Mağara ya da. Kapı mı? Bütün parçadan değil. Şurada var. Bastım. Verdiler taşı burada. Düşme taşı. Ezan mı okumuş? Oraya çıkmış ezan okumuş. Sen nereden bildin? Sen nereden geldin? Ya, göçmen ya. Göçmen. Göçmen. Sevgili seyirciler, şu anda Özvatan ilçemizin bir başka köyüne geldik. Bu köyümüzün adı Kavaklı. Kavaklı köyüne eskiden Rum Kavaklı şeklinde isimlendirme yapılıyormuş. Şu anda görmüş olduğunuz mekan aynı Taşlık köyünde görmüş olduğumuz mekanla aynı statüde. Burası yine Anadolu Ortodokslarına ait bir kilise. Yine bir tarafında çan yeri var. Mermerden yapılmış çok güzel işlemeli bir çan yeri var. Öbür tarafta da yine Türk dönemini temsilen cami, minare yapılmış ve cami olarak şu anda kullanılıyor. Bu
kilisemizin çanında bir özellik var. O çok dikkati çekiyor. Bu da çanın üzerinde bir kadın figürünün bulunması. Yöre insanları buna bu figürün Meryem Ana figürü olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bu mermerden yapılmış bu işçiliğe bazı kaçak eser tacirlerinin ilgi gösterdikleri ve bunu çalmaya çalıştıkları da iddialar arasında yer alıyor. Hocam git de bak, bir de bağırın içine bak. Gel. Sen çekim yapma. Bizim bağın. Ne yapıyorsun? Aşağı doğru. Ev vatanda bağ bozum. Alıyor başım. Buradan sola mı başkanım?